Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Allahumme salli ala Muhammed. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Sözlerin en güzeli Allahu Teala'nın kitabı olan Kur'an-ı Kerim. Yolların da en güzeli Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yoludur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kim Allah için verir, Allah için men eder, Allah için sever, Allah için buğz eder ve Allah için bir evlilik yaparsa bu kişinin imanı tamamlanmıştır. Tirmizi'de geçen bir hadis-i şerif. Hadis-i şerifin ilk bölümüyle alakalı başkaca kaynaklardan da bilgilerimiz var. Allah için yaşamayı anlatan bir hadis-i şerif bu. Biz Müslümanlar İslam'ımıza zaten böyle başladık. Yani eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü diyerek Allah'tan başka benim hayatımda söz sahibi yoktur ve Allah'ın istediği hayatı ben peygamberimden öğrenirim deriz. İlk inen ayetler böyle başladı. İkra bismi rabbikellezî halak. Yaradan Rabbin adıyla oku dedi Allahu Teala. Dolayısıyla bilgi Allah adına okundu. Allah adına dünya tanındı, değerlendirmelerimiz, bakış açılarımız, sonrasında imanımız ve amellerimiz, eylemlerimiz, ahlakımız, davranışlarımız, bireysel hayatımız, toplumsal hayatımız, nihayetinde ekonomik hayatımız, savaş, barış, her şey Allah adına olacaktı. Çünkü Allah adına okumaya başladık, Allah adına öğrendik, Allah dedi diye yaşayacaktık. Kurban keserken besmele ile keseceğiz. Oruç tutarken besmele ile, abdest, namaz besmele ile, Allah dedi diye Allah adına, Allah'ın rızası uğruna bir hayat yaşanacak. Allah'ın istediği modelle. Şimdi bunlar bize ilk günden beri söylendi. Zaten bu dinin temel farkı bu. Yani diğerlerinden nasıl ayrılıyor? Birileri insanlar adına, birileri nefsi, hevası, hevesi adına, birisi koltuğu, kanepesi, iktidarı, gücü adına, kimisi parası, pulu, silahı, serveti, güç adına insanlar değişik şeyler için yaşayacaklar. Değişik formalar, kendi dinleri, kendi ekipleri, grupları, partileri, sistemleri adına yaşayacaklar ve bunu kutsallaştıracaklar. Nitekim Firavun, Musa Aleyhisselam karşısında sihirbazlarını gönderdiğinde onlar, sihirbazlar, bi'izzeti Firavun deyip ellerindeki sopaları, ipleri yere atmışlardı Musa'ya karşı. Yani Firavun'un onuruna, Firavun dedi diye bu Firavun sistemini ayakta tutmak için diye başlamışlardı hayata. Budur, fark bu. Yani Musa Aleyhisselam ise Bismillah diyerek attı adımını, tavrını, sözünü, elindeki asasını. Şimdi bu hadis-i şerif bize bütün hayatın ne idüğünü ifade ediyor. Yani nasıl tamamlayacağız Müslümanlığımızı, imanımızı? İman nasıl kemale erecek, bütün hayatı kuşatacak? Tümünde bu olacak. Yani men a'ta lillah, Allah için vereceğiz. Ne verdiysek, cepten verdiğimizde de, gönülden verdiğimizde de, zihinden verdiğimizde de, konuşarak verdiğimiz, kulak verdiğimiz, bütün vergilerimiz ki, Leyl suresinde Allahu Teala bunu bizim için mübarekliyor. Yani a'ta yapan, veren, cömert olan, fedakar olan, paylaşan kurtulacak diye ifade ettiği üç amelden birisi bu. Ve men alille, Allah için men edecek, Allah için engelleyecek. Yani vermediğini Allah için vermeyecek. Bakmıyorsa Allah için bakmayacak. Sevmiyorsa Allah için sevmeyecek. Yani gönül vermeyeceğim, kulak vermeyeceğim, omuz vermeyeceğim. Kim dedi diye? Allah dedi diye. Allah için, Allah rızası adına bir hareket ortaya koyacağım. Vazgeçişlerim ve kabullerim, tamam değişlerim, duruşlarım, yürüyüşlerim Allah adına olacak. Bu benim sevgimi etkiliyor ve Allah için seviyorum. Kim de Allah için severse, kalp Allah'a ait. Elbette benim içerimde bir heva heves var. Dolayısıyla kalp benden bağımsız bir takım şeylere doğru koşabilir. Midem benden habersiz arzulayıp durabilir. Erkeklik ya da kadınlığımız, cinselliğimiz baş başka heveslerin içine doğru koşabilir. Beni oraya doğru çağırabilir bedenim, ruhum. Yani insanım ben. Dolayısıyla böyle bir çağrı var ama iman
öyle kuşatıcı olacak ki okuduğum ayetler, Muhammed Aleyhisselam'dan öğrendiğim bilgiler artık benim gözeneklerime yerleşmiş, bütün hücrelerime ulaşmış. Bütün bakış açılarım, bütün duyuşlarım, bütün hislerim Allahu Teala'nın istediği süzgeçten geçmiş ve sevgilerimi de Allah'ın istediği hale getiriyorum. Hiç sevmediğim birisini Allah dedi diye sevmiyorum ki o da geliyor ve Ebgazali ile Allah için öfkelenmek. Ama sevdiklerim Allah adına seveceğim. Belki benim arzu ettiğim bir tip olmasa bile Allah seviyor mu diyelim ki mümin kardeşim, tamam ben de seveceğim. Sevgilerimiz ve nefretlerimiz. İman zaten sevgi ve nefrettir bir bakıma. Allah tarafından ayarlanacak. Buğz ediyorsam insanların buğz ettiği noktalarda değil. Kavminden dolayı, aşiretinden dolayı, cinsiyetinden dolayı, ırkından dolayı, renginden dolayı, dilinden dolayı değil. Ekonomik pozisyonundan dolayı, rütbesinden, yetkisinden dolayı değil. Ya sevgi ve nefretlerim Allah adına olacak. Bunu anlıyorum. Ve hadisin son bölümü ve enke halila, ve Allah için nikahlanırsa, evlilik yaparsa. Hatırlayın, niyet hadisi vardı. O niyet hadisinde de kişinin bir kadın için hicretini Allah Teala'nın değerlendirmesi bu şekilde oluyordu. Eğer bir kadın için bir hayat yaşadıysa buyur, ya da bir erkek için sen ücretini ondan alacaksın. Ama Allah için yürüdüysen, hicret ettiysen, yol yaptıysan mükafatın Allah'tan. Evet, ben evleneceğim. Çünkü bunu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem emretti. Ortaya koydu, örnekliğini gösterdi. Bu Rabbimizin bizden istediği bir hayat tarzıdır, tavrıdır. Nikahlı bir hayat, Müslümanca bir hayattır. Nikahsızlığa talip olmak anlamsızdır. Bütün Müslümanlar, nasipleri olsun ya da olmasın, duada sıkıca bunu istemeliler. Yani Rabbim, olmayan kardeşlerim için söylüyor, bana hayırlısından bir eş ver diye bütün gönülleriyle istemeliler. Çünkü gerçekten Allah ve Resul'ün istediği hayat modeli nikahlı bir modeldir. Nikahsız bir hayat oluşturmaya çalışan şeytan ve dostlarıdır. Onlar zinayı isterler çünkü. Böylece insanlara nikahsızlaşarak bir hayat yaşamalarını isterler. Olmadı. İlla ki nikahlanıp evlenmek istediklerinde ise Allah adına değil de para pul adına, makam mevki adına, görenekler gelenekler adına, bir mevzi ve mevki kazanmak adına, İşte fotoğraftaki duruşu sağlamlaştırmak adına vesaire. İnsanların evliliklerinde niyet bozuklukları onların sonraki geçimlerine de yansımaktadır. Ya da şöyle yapalım. Bir evlilik düşünelim. Bilmem kaç yıldır devam etsin ama iyi gitmiyor olsun. Şimdi bu evlilik düzelme istiyorsa taraflar, kadın ya da erkek, oturup düşünmeliler. Evliliğimizde tamam, kötü noktalar, olmayan noktalar, hatalar, yanlışlar kimdendir? Den önce biz bu hayatı kim için yaşıyoruz? Eğer nikahlıysak kim için? Eğer boşanılacaksa kim dedi diye nasıl yapacağız biz bu işi? Müslümanlığımıza geri dönmemiz gerekir. Çünkü hani insan zina ettiğinde diyor Peygamber Aleyhisselatü Vesselam, Müslüman olarak zina etmez, içki içine Müslüman olarak içki içmez, kumar oynadığında Müslüman olarak kumar oynamaz. Yani gavur değildir o anda belki ama bu bir Müslümanın yapabileceği şeyler değildir. Dolayısıyla evlilik noktasında da ya da evliliğin aşamalarında, hatta daha söz, nişan filan aşamalarında da düğün dernek anlayışları, çünkü kavgalar, dövüşler, kırılganlıklar, beklentiler en çok buralarda sakat. Baştan sona Müslüman şunu düşünmelidir. Ben Müslümanım ve ben bir salih amel gerçekleştiriyorum ve bunu ben Allah adına yapacağım. Ben eş olacağım, koca olacağım, hanım olacağım ya da kaynana, kayınbaba olacağım, görümce olacağım vesaire. Tüm rolleri alan tüm kardeşlerimiz, yani bu evliliğin kıyısında, kenarında duran herkes duruşunu, bu nikah hadisesini, salih amelini, hani nasıl namazda müezzin var, imam var ama cemaat var, ön saftakiler, arka saftakiler var. Hep beraber neyi düşünüyoruz? Salih ameli düşünüyoruz. Allah adına oradayız. Dolayısıyla her bir rolü üstlenen kişi Allah adına düşünecek hayatını. Evlilik noktasında da durum böyle. Tekrar gözden geçirmemiz gereken konu bu olur. Bu olur. Bu hadisin ışığında evliliğimizi Allah için yapacağız. Evliliği devam ettirirken Allah için devam ettireceğiz. Bitirecek miyiz? Allah için bitireceğiz. Ve böylece her aşaması güzellikle dolu olur. Devam ederse hayır üzere devam eder. Biterse hayırla biter.
Çünkü Allah'ın kelamında, kitabında, peygamberin sünnetinde bunlara da yol vardır. Ama Müslümana yakışan ve yaraşan bir şekilde. Allah adına olmayan bir hayatın içinde yaşıyoruz. Sistem, büyük sistem, bizi kuşatan büyük dünya sistemi, demokratik, kapitalist sistem içerisinde Müslüman hanımlar ve erkekler kendilerini Müslüman ve erkek ve kadın olarak gerçekleştiremiyorlar. Dolayısıyla aile kurmayı da bu noktada beceremiyoruz. Allah adına olmuyor evliliklerimiz çoğu kez. Başkalarının belirlediği kurallarla yürüyen bir hayat var. Nikahı da, boşanması da. Öyleyse Müslüman, evet yaşadığım ortam Allah'ın istediği gibi değil. Ve ben ama burada Müslüman bir kimlik kurmam ve inşa etmem lazım diyecek her fert, kadın ya da erkek fark etmez, kendini Allah'la ilgili konuda yeniden gözden geçirecek. Kim içinim? Ne için yaşıyorum? Nasıl yaşıyorum? Evim, evliliğim, analığım, babalığım kim adına diye yeniden bu hadis çerçevesinde düşünmeliyiz. Rabbim onun adına bir hayat yaşamayı ve onun istediği şekilde yaşayıp ve Müslümanlardan olarak ölmeyi bize nasip etsin ve bizi salihlerin arasına katsın. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Allahümme salli ala Muhammed.